Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım, saygıdeğer konuklar, efendim şimdi konuşmalarını yapmak üzere ev sahibimiz, Avrupa'nın en kalabalık kentinin Büyükşehir Belediye Başkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcımız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nu kürsüye davet ediyorum. İnşallah her şey çok güzel olacak. Birlikte başaracağız. Saygıdeğer 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'a hoş geldiniz. Çok kıymetli İyi Parti Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok kıymetli protokol, siyasi partilerimizin kıymetli genel merkez yöneticileri, milletvekillerimiz, il başkanlarımız, Balkanlardan gelen kıymetli belediye başkanlarımız, İstanbul'umuzun çok özel insanları, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili hemşerilerim, sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Belediye başkanı olmakla gurur duyduğum güzel İstanbul çok renkli ve çok özel bir şehirdir. Aynı zamanda çok yönlü bir şehirdir. İstanbul bir yanıyla da çok özel bir Balkan şehridir. İstanbul'un mayasında Balkanların, Rumeli'nin, güzel insanı, onların değerleri ve kültürleri vardır. İstanbul, evladı Fatihanların yurt özleminin dindiği yerdir. Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatının her döneminde bunu görebilir ve hissedebilirsiniz. Balkan kökenli yurttaşlarımızla güçlü dostluk bağlarına sahip olduğumu ve onları iyi tanıdığıma inanıyorum. Kendi kimliklerine, kültürlerine özenle sahip çıktığını, vatanseverlik duyguları çok yüksek, milli ve dini hassasiyetleri çok güçlü insanlardır. Acılarla dolu geçmişlerini hiç unutmadan hayata sıkı sıkı bağlanmışlardır. Barışın ve hoşgörünün hakim olduğu, kardeşçe bir hayatın her zaman özlemi içerisindedirler. Bu özlemi gerçekleştirebilmek için 2 yıl önce bizim girişimimizle 11 ülkeden 23 Balkan şehri belediyesiyle bir araya geldik ve çok özel bir birlikteliği oluşturduk. Balkan şehirleri ağını kurduk. B40 diye adlandırdığımız bu ağ 2 yıl içerisinde çok büyüdü. Bölgede barış ve istikrarı sağlamak ve ekonomik girişiminin önünü açmak için, toplumlar arasındaki kardeşliği güçlendirmek için bu şehirler arasındaki çalışmaları yoğun bir şekilde yürütüyoruz. Bizler Balkan şehirleri ağını oluşturan belediye başkanları bu acılı coğrafyanın ve bütün dünyanın kötülüklerden arınıp iyilikte, sevgide buluşması için mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz.
Kurucu şehri oldu İstanbul. Kurucu genel sekreterliğini ve daimi ofisini yürütüyor. B40 ağı 23 Balkan şehriyle başladı. 70 şehri aşmış durumda. İnşallah daha da büyüteceğiz ve her konuda Balkanları çok özenli bir şekilde şehirler üzerinden güçlü bir ağ kavuşturacağız. Sizler de çok iyi bilirsiniz ki çekilen acılar ve verilen mücadeleler hiçbir zaman boşa gitmedi ve gitmeyecek. Tabii Balkan şehirleri ağ kurulduktan sonra başlayan Rusya-Ukrayna savaşı da barış ve istikrara sahip çıkmanın ne kadar önemli olduğunu bizlere bir kere daha gösterdi. Bizler onun için bu verdiğimiz mücadeleyi özenle sürdüreceğiz. İnsanların isimlerini değiştirmeye kalkmanın, din ya da yaşam tarzı dayatmanın siyaset değil, bir insanlık suçu olduğunu herkes artık çok daha iyi görüyor. Türkan bebeğin ve onun simgelediği onurlu direnişin anlamını herkes çok daha iyi biliyor. Kimler hangi karanlığı dayatmaya kalkarsa kalksın, biz o bir çift mavi gözün ışığında her zaman doğru yolu buluruz. Bizim yolumuz yurtta barış, dünyada barış diyen Balkanların çocuğu Atatürk'ün yoludur. Değerli dostlar, çok önemli bir seçim öncesinde gerçekleşen bu güzel buluşmanın çok özel bir değeri olduğunu düşünüyorum. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde Balkan kökenli yurttaşlarımızın, mübadillerimizin, soydaşlarımızın sorunlarını çözmek için geliştirdiğimiz pek çok proje ve politika bulunuyor. 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Balkanlara özenli tutumunu ve davranışını çok yakından biliyorum. Benim yerel seçimlerimde yaptığı İstanbul çalışmalarından sonra bana ilk söylediği, mutlaka seçimi kazandıktan sonra ilk yurt dışı ziyaretini Balkanlara yap demişti. Ben de bu sözümü tutarak ilk yurt dışı ziyaretimi Saraybosna'daki kardeşlerimizi, dostlarımızı ziyarete gitmiştim. Bölgesel ekonomik ilişkileri geliştirmekten, Balkanlardan gelen ve halen orada yaşayan soydaşlarımızın koşullarını iyileştirmeye, Balkan derneklerini ve sivil toplum kuruluşlarının gücünü ve etkisini arttırmaktan, çifte vatandaşlık sorununu çözmeye, Osmanlı mirasının ve soydaşlarımızın kültürel, dini mirasının korunmasından, Türk devlet bankalarının Balkanlardaki varlığını güçlendirmeye, Balkan ülkeleri arasında Türkiye'den başlayacak hızlı tren hattı inşa etmekten, vize serbestisine kadar her konuda çok iyi çalışılmış projelerimizin hazır olduğunu buradan duyurmak isterim. Ama bütün bunları hayata geçirebilmek için çok önemli bir adımı hep birlikte atmak zorundayız. Maalesef
Bugün Türkiye kritik bir eşiğe gelmiş durumdadır. Ekonomimiz hızla doğru bir rotaya oturtamazsak, toplumsal huzurumuzu, birlik ve kardeşliğimizi hep birlikte yeniden tesis edemezsek, hiçbir alanda ilerleme kaydedemeyeceğiz. Her gün daha kötüye gidecek, her gün daha ağır bedeller ödemek zorunda kalacağız. Türkiye'yi unutmayalım ki bu hale getiren bugünkü iktidardır. O akıl, devletimizin ne yazık ki temel yapısını bozmuştur. Bu ülkeyi büyük bir ekonomik söküşün ve tehlikeli bir toplumsal gerilimin eşiğine getirmiştir. Sahip oldukları gücü o kadar çok istismar ettiler ki, vatandaşın gerçeklerinden o kadar çok uzaklaştılar ki, her uygulamalarıyla, her sözleriyle ne yazık ki milletimize tarihimizdeki en kötülüğün yapıldığı dönemi yaşattıklarını buradan ifade etmek isterim. Tam bir sorumsuzluk örneği olan ve bu ülkenin başına büyük belalar açan sığınmacı politikalarını savunmak adına neler söylediklerini sizler de çok iyi biliyorsunuz. Bu devletin kurucu unsuru, bu milletin ayrılmaz parçası olan Balkan kökenli yurttaşlarımızı, soydaşlarımızı, evladı Fatihanları kimlerle nasıl bir tuttuklarını, bunları utanmadan sözlerine nasıl taşıdıklarını sizler çok iyi biliyorsunuz. Ne yazık ki ayrıştırmaları, bölmeye ve düşmanlaştırmaya çalışmadıkları hiçbir kesim kalmamıştır. Bunun adı siyaset değildir. Bunun adı milliyetçilik ya da muhafazakarlık değildir. Bunun adı insanlık değil, Türkiye topluma zehir saçan bu siyaset anlayışından bir gün bile geç kalmadan kurtulmaya mecburdur. Aksi halde bir adım bile ileri gidemeyiz. 28 Mayıs'ta oyumuzu, birliğimizi ve kardeşliğimizi en güçlü şekilde sağlamak için mutlaka kullanalım. Türkiye'nin birleştirici gücü olma sorumluluğu ve özeniyle hareket eden, ömrü boyunca hak, hukuk, adalet için mücadele etmiş saygıdeğer Kemal Kılıçdaroğlu'nun etrafında bütün Türkiye'nin kesimleri olarak buluşalım. Bu buluşma, bu ittifak değerlidir. Bu buluşma çok önemlidir. Bu buluşmanın ilk başarısını, en önemli başarısını hep birlikte, özellikle saygıdeğer 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte, İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'in oluşturduğu o güçlü birlikteliğin İstanbul kazanımını hiç unutmayalım. İşte tam da bugün yaptığımız buluşma gibi hep birlikte bu gerçekleşen buluşmayı bir çift mavi gözün ve bir ay yıldızın ışığında bir buluşma olduğunu da her zaman hatırlayalım. Hep birlikte Atatürk'ümüze sevgi ve saygı duymaya, onun ilke ve değerlerine sahip çıkmaya dayalı bir buluşmadır bu. Ne demişti Büyük Önder Atatürk? Muhacir diye küçümsenenler kaybedilmiş topraklarımızın aziz hatıralarıdır. Bu ülkede tek bir karış bile toprak kaybetmeden,
birbirimizi küçümsemeyi aklımızdan bile geçirmediğimiz eşit, adil ve kardeşçe bir hayat için gelin hep birlikte Atatürk'ün yolundan yürüyelim. Gelin hep birlikte Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına, Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasına yakışan bir tercihle girelim. Bu tercihin adı saygıdeğer Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Sevgili hemşerilerim, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Her şey çok güzel olacak diyorum. Cumhurbaşkanı Yardımcımız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin has evladı olan muhacir dostlarımız için, muhacir diye küçümsenenler, tarihin yazdığı savaşlarda en geriye kalanlar, yani düşmanla sonuna kadar dövüşenler, çekilen ordunun ricat atlarını sağlamak için kendilerini feda edenler ve düşman karşısında kaçmak, çekilmek nedir bilmeyenlerdir. Muhacirler kaybedilmiş ülkelerimizin milli hatıralarıdır demiş. Türkiye Cumhuriyeti'nin çok saygıdeğer 13. Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, kıymetli konuklarımız. Efendim bugün aramızda özgüveni ve cesaretiyle gerçek bir cumhuriyet kadını olduğunu kanıtlayan, özü sözü bir yiğit bir muhacir kızı, Rumeli'nin temel taşı kadınlardır diyen Cumhurbaşkanı Yardımcımız, İYİ Parti Genel Başkanı, evladı Fatih Han, Sayın Meral Akşener'i konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Alsam oluyor mu? Ha, kopuyor. Tamam, peki. Peki, hiç uğraşmayalım. Açık mı bu? Evet. Bugün esasında ben ev sahibiyim, sizler misafir. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli iki hocamız aramızda, hem Celal Bey hem bizim yolbaşçımız, tarihçilerin üstadı Kutup Yıldızı İlber Ortaylı hocam aramızda. Evet, 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, çok değerli hazirun, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, bugün burada olmak büyük bir heyecan. Uzun bir aradan sonra ilk defa hemşerilerimle beraberim. Her birinizi ayrı ayrı saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Öncelikle İlber Hocam, yani dediğim gibi kutup yıldızımız, o karşımda olunca birazcık birkaç kelam etmek istiyorum. Yanlışım olursa sakın düzeltmeyin. Evet. Muhacir, macir, göçmen, Rumeli Balkan, mübadil isimleriyle anıldık. Ama bütün büyük çoğunluğumuz Anadolu'dan gitme yörüktür, Türkmen'dir. Dolayısıyla Anadolu'nun sahipleri olarak Rumeli'yi Türkleştirmek, Müslümanlaştırmak için gönderildik. Misafir değiliz, ev sahibiyiz. Evet. Bizi buradan devlet ebed müddet olsun diye gönderdiler. Anamın ailesi Avşar, babamın ailesi Savcılı Türkmeni. Gittiler Yunanistan'a,
gittiler Bulgaristan'a. İsimleri oldu Tanrı Dağı Türkmenleri. Doğru mu dedim hocam? Şimdi bir yanlış yapılıyor. Misafir muamelesi. 21 yıldır artarak giden bir misafir muamelesi. Hayır, biz misafir değiliz. Biz Rumeli ve Balkanları, tekrar söylüyorum, Müslümanlaştırmak, Türkleştirmek için gönderilmiş, devletimiz tarafından gönderilmiş, o görevle gönderilmiş evladı Fatiha'nız. Fethedenlerin evlatları. Hoş geldiniz, şeref getirdiniz. Ve burada bulunanların büyük çoğunluğu budur. Ve Balkanların her bir köşesinde en fazla eziyet gören ama of demeyen, şikayet etmeyen ve çektiği bütün acıları sineye çeken, sonra mecburen gönderilip orayı fethet, orayı Müslümanlaştır, orayı Türkleştir denilenler, büyük eziyetler, büyük vahşetler, büyük kırımlar yaşadıktan sonra Osmanlı çekilir, Türkiye'ye dönderler. Benim ailem onlardan birisi, mübadiliz. Yani buradakiler gider, oradakiler gelir. Enteresandır Sayın Cumhurbaşkanım. Rumeli'nin büyük ailelerinden, zengin ailelerinden birçoğu burada. Bilir misiniz? Tamamımızın aileleri Osmanlı'ya borç vermiştir, almamıştır. Malını mülkünü bırakmıştır, konuşmamıştır. 8'er dönüm 1242 dönümün yerine adam başı 8'er dönüm verilmiştir. Sağ ol denmiştir. Şimdi ama özel bir durumumuz vardır. Size anlatıyorum. Özel bir durumumuz vardır. Kadınlar çok güçlüdür, hafızadır ve asla unutmazlar. Asla hiçbir şeyi unutmazlar. İyiliği de unutmazlar, kötülüğü de unutmazlar. Hafızadır kadınlarımız. Çünkü 3 tane iç göçü kadınlar yapmıştır. Erkeklerimiz askerdir. Annemin teyzesi, annemin amcası şehittir Yemen'de. Hepiniz aynısınız. Hepimizin ailesinde bir şehit mevcuttur ve küçücük çocuklarıyla önce Balkanların içinde, sonra Balkanlardan Türkiye'ye göç edilmiştir. Ayak çıplak, başı kabak. Şimdi hayal etmenizi istiyorum. Biz bundan hep mahrum kaldık. Hayal etmenizi istiyorum. Gözünüzü kapatın ve bir aile düşünün. Koca yok başta, baba yok başta. Yaşlı dede var, anneanne var, babaanne var. Kucakta bir küçük çocuk, sırtta bir çocuk, elde bir çocuk. Yürüyorsunuz, kadınsınız, yürüyorsunuz, yürüyorsunuz, yürüyorsunuz. Ayaklarınız ağırlaşıyor, kolunuz ağırlaşıyor. Buradan çekiyor, sırtınız bükülüyor. Ve birini feda edeceksiniz. Bir çocuğunuzu feda edeceksiniz. Yazıklar olsun bize ki bunların filmleri yapılmadı. Yazıklar olsun bize ki, yuh olsun bize ki bunları anlatmadık biz. Onun için Suriyelilerle bir tutuluyoruz. Böyle bir şey olamaz. Ve bir çocuğunuzu annesiniz. Faik Öztürk ailende vardır bunlar. Bir çocuğunuzu gönüllü bırakıyorsunuz ikisini kurtarmak için. Biz buyuz. Biz onun için ana vatanımıza döndüğümüzde hiç şikayet etmeden önce çalışırız. Kadın, erkek, çocuk çalışır. Şikayet etmez. Erkeklerimiz kanuna, tüzüğe, genelgeye her şeye uyar. Kirasını zamanında öder. Borç takmaz, mafya çıkmaz. Baron çıkmaz, uyuşturucu baronu çıkmaz aramızdan. Ve en önemli özelliğimiz bizim mezarlığımızda
köylerimizdeki mezarlığımızda sadece dedelerimizin, anneanne ve babaannelerimizin mezarı vardır. Sayın Cumhurbaşkanım, benim ailemin mezarlığı, köydeki mezarlıkta anneannem, babaannem, iki dedemin mezarı var, biliyor musunuz? Halbuki yedi göbek dedelerimizi biliyoruz, mezarı yok. Bırakmışız, gelmişiz. Gene unutuldu. Mübadele. Evleri kadınlar temizler. Anadolu'dan birileri gelecek ya. Her şeyi temizlerler. Yıkarlar, ütülerler, koyarlar, dizerler. Ve o evi bırakıp geleceksin. Ve o evin etrafında dönersin. Ayet-el Kürsi okuyarak dönersin. Sonuçta kilitlersin, başına bir şey gelmesin diye. Bir meçhule, ana vatanına gelirsin. İnanılmaz eziyetler görülmüştür. Ama tekrar söylüyorum, kadınların hafızası kızlarına geçer. Anadolu mezarları yerinde durduğu için Anadolu Türk'ü unutur. Biz unutmayız, en azından ben asla unutmam. Vallahi de unutmam, billahi de unutmam, tallahi de unutmam. Lütfi Türkkan hatırlıyor musun? Amerika'dan bir şerefsiz bizim için neler yazmıştı? Bir vakfın başkanıydı. Kendisinden rica ettim ve eylem yaptık. O gün yeteri kadar sesimizi duyuramadığımız için, oylarımızla ceza veremediğimiz için bunlar büyüdü, büyüdü, büyüdü. Atatürk'ümüze, onun annesine, onun ailesine iftiraya kadar gitti. Elbette yuh, elbette yuh. Ama yuh çözmüyor. Yuh çözmüyor. Biraz evvel İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız dedi, Suriyelilerle bir tutuluyor, kaçaklarla bir tutuluyor. Bu coğrafyanın, Anadolu'nun, ta Orta Asya'dan gelen ailelerin çocuklarıyız biz. Kızık Türkmeniyiz, Oğuz boyuyuz. Ve bütün o bölgede Tanrı da Türkmenleri adını almışız. Bütün şeriye sicillerinde, tapu tahrir defterlerinde isimlerimiz, ailelerimizin isimleri yazılıdır. Şimdi eğer pergelin ucunu bu mavi gözlü bozkurtun hemşerilerinin üzerine koyarsanız ve misafir muamelesi yapmazsanız ve bu ülkenin en fedakar, en verici, en saygılı insanları olan bu Türkmenlerin ne kadar acı çektiğini bilirseniz, İgman Dağı'nı hatırlayan var mı aranızda? Oradan geçenim ben. Tekrar söyleyeyim. Hani İgman Dağı'nın altında bir tünel vardı, hatırlar mısınız? Oradan geçenim ben, geçenim. Sırplar ateş ederken orada olanım ben. Kadınlarımıza yapılanları biliyorsunuz değil mi? Kadınların rahimlerine kedi köpek cenini koydular. Niçin biliyor musunuz? Müslüman oldukları, kendilerini Türk kabul ettikleri için. Her yerde bu acıyı çektik. Ve şikayet etmedik, anlatmadık, utandık. Çünkü şikayet etmeyi bilmeyiz biz. Şimdi 21 yıldır hakaret yiyoruz. Biz başbuğ kabul ederiz. Mavi gözlü bozkurtumuzun kendine, anasına yapılan her türlü hakaret gittikçe arttı. En son Rumeli Türklerinin tamamı Suriyelilerle bir tutuldu. Şimdi bunun için bir karar vereceksiniz. Gördüğüm kadarıyla burada çoğunluk kararını vermiş görünüyor. Bir karar vereceksiniz. Bu karar bu 21 yıldır bizleri küçümseye giden, bizleri birilerine tercih ede giden, bizlere parmak sallayan ve devamlı Türklüğümüzü sorgulayan bu nobran, bu abes, bu tarih bilmez, bu coğrafya bilmez,
Bu edebiyat bilmez, bu felsefe bilmez, bu mantık bilmez zihniyeti bu pazar günü helal oylarınızla devireceksiniz. Ve 13. Cumhurbaşkanı olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nu seçeceksiniz. Ben Meral Akşener. Ben Meral Akşener. Hasan Tahsin Argun'un yeğeni. İki Batı Trakya Cumhuriyeti kurmuş. Atatürk'ün arkadaşı Hasan Tahsin Argun'un yeğeni. Ve diyorum ki, onun adına diyorum ki, Sayın Kılıçdaroğlu PKK'yla masaya oturmaz, kefilim. FETÖ'yle masaya oturmaz, kefilim. Hizbullah'la masaya oturmaz, kefilim. Harama el uzatmaz, kefilim. Çünkü Allah'a bin şükür, Allah'a bin şükür, babamın amcasının bize bıraktığı en önemli miras dürüstlüğüdür, dürüstlüğü. Dolayısıyla o dürüstlüğü arkama alarak, ona layık olmaya gayret eden bir yeğen olarak bütün müktesabatım üzerine kefilim, bana ihtiyacı yoktur. Ama benim hemşerilerimin arasında kefilim ki kul hakkına el uzatmayacak. Evet, 13. Cumhurbaşkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nu seçiyor muyuz? Bir sağlam alkış alalım. Evet. Allah'a emanet olun, saygılar sunuyorum. İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'e çok teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcım, İyi Partimizin çok saygıdeğer Genel Başkanı Sayın Meral Akşener, saygıdeğer konuklar, kıymetli bakanlarım, değerli milletvekilleri, yazılı, görsel ve internet medyasının çok değerli temsilcileri, saygıdeğer konuklar. Tarihte yaşanan en büyük trajedilerden biri Balkan savaşlarıdır. Balkanların yüreğinde o sevgiyi büyütmek hepimizin ortak görevidir. İnanıyorum ki Balkanların kalbinde Mustafa Kemal sevgisi vardır. İnanıyorum ki Balkanların kalbinde Mustafa Kemal sevgisi vardır diyen, ömrünü hak, hukuk ve adalet mücadelesine adayan Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Teşekkür ederim. Öncelikle hocalarım hoş geldiniz. Sizlerle aynı havayı teneffüs etmek bizim için onurdur, gururdur. Bunu da bu vesileyle belirtmek isterim. Efendim. Hepinize yürekten teşekkür ederim. Ekrem Başkan tarihsel derinliği olan bir konuşma yaptı. Hepinizin huzurunda kendisine yürekten teşekkür ederim. Sayın Akşener ise tarihsel derinliği bugüne taşıdı ve biraz da geleceğe taşıdı. Dolayısıyla birbirini tamamlayan
son derece güzel, içeriği dolu konuşmalar oldu. Ben sizlere şunu kısaca ifade etmek isterim. Ülkemizin içinde bulunduğu durum parlak değil. Ve Türkiye'nin buradan çıkması lazım. Bunun için beraber ve birlikte mücadele etmemiz gerekiyor. İçinde bulunduğumuz koşullar hangi açıdan bakılırsa bakılsın bir karamsar atmosfer yaratmış durumda. Ama bizler Gazi Mustafa Kemal'in öngördüğü çağdaş uygarlık düzeyini yakalamak için hep mücadele ettik. Hiç umutsuz olmadık. Asla umutsuz olmayacağız ve kendi geleceğimizi kendimiz inşa edeceğiz. Balkanlardan gelen yiğitler olarak zaman zaman tanımlanırsınız. Kendi ailemden de söz edeyim. İran'ın Horasan'ından gelip önce Gaziantep'e, daha sonra da Akşehir'e yerleşen, uzun süre orada kalan ve hala bir türbesi olan Seyit Mahmud Hayrani'nin soyundan geliriz. Siz Akşehir'e yani Konya'ya yerleşmişler. Siz batıya gitmişsiniz, biz de doğuya gitmişiz. Yani sonuçta aynı kökten, aynı felsefeden geliyoruz. Bunu da gittiğim her yerde rahatlıkla ifade ediyorum. Büyük dramlar yaşandığını biliyorum. Anadolu coğrafyasında yaşanan dramların bir benzerinin Balkanlarda yaşandığını da biliyoruz. Sayın Akşener ne kadar güzel söyledi. Keşke o acılar sadece öykülerde, sadece annelerin hafızalarında kuşaktan kuşağa intikal eden acılar değil de o acıları bugünkü kuşaklara da hemen hemen her ortamda anlatabilsek. Bunlar yapılmadı ama inşallah bir gün yapılır. Çünkü bu acılar unutulacak türden acılar değildir. Bu dramlar sıradan dramlar değildir. En büyük acıları çeken elbette ki o coğrafyanın ve bu coğrafyanın kadınlarıdır. Bugün hala kadınlar büyük acılar çekiyorlar. Oysa hepimizin ortak görevi annelerimizi, kadınları en azından yüceltmek. Onların sorunlarını çözüm üretmek ve onları toplumda hak ettikleri saygın yere oturtmak. Bütün amacımız, bütün felsefemiz de zaten bu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Batılıların kadınlara vermediği seçme ve seçilme hakkını çok daha önceden vermesi ve kadınların parlamentoda kendilerini temsil etmeleri, bugün için bu sayının çok yetersiz olduğunun farkındayım ve biliyorum ama önümüzdeki süreçte kadınlar mücadele ederek bu hakları çok daha büyük oranda elde edeceklerdir. Buna yürekten inanıyorum. Acılardan söz ettik, dertlerden söz ettik ve son 20-22 yıldır yaşanan dramdan söz ettik. Sayın Akşener, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesine ve babasına yönelik yapılan bizim çok da kabul etmediğimiz, hatta telaffuz dahi etmekten çekindiğimiz bazı ağır sözcüklerin kullanıldığını da biliyoruz. Bir insan tarihine saygılı olur. Bir insan bu ülkenin kurucu aktörü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygılı olur. Ve bu saygının temelinde bir bağımsızlık ateşi yanar. Bu saygının temelinde kadın erkek eşitliği yatar. Bu saygının temelinde bağımsızlık yatar. Bu saygının temelinde özgürlük yatar. Bu saygının temelinde güçlü kalkınmış bir Türkiye yatar. Eğer bunları görmezden gelip de doğrudan bir kişiyi hedef alıp acaba bu ülkenin banisi, bu ülkenin kurucusuna ne yapar, nasıl yapar da her türlü hakareti yapabilirim diye bir arayış içine girerseniz siz kendi ülkenize de tarihinize de ihanet etmiş olursunuz. Biz buna asla ve asla izin vermeyeceğiz. Asla ve asla her ortamda, her yerde Gazi Mustafa Kemal'i ve arkadaşlarının bu ülke için yaptıklarını
hep anlatacağız. Kuşaktan kuşağa anlatmaya da devam edeceğiz. Acılar çekildiğini biliyorum. Bu acılar tarihin bir döneminde değil. Balkanlardan gelenlerin hala günümüze kadar yansıyan acıları var. Acaba 22 yıldır iktidarda olan, 20 yılı aşkındır iktidarda olan bir kişi Balkanlardan gelen kardeşlerimiz için acaba ne söylemiş? İsterseniz onu bir dinleyebilir miyiz bilmiyorum. Böyle bir videomuz olacaktı. Dinleyebilir miyiz acaba? Ne dedi Bulgaristan'a? Gelin dedi ya, ne kadar varsa gelin. Kapıkule'de bir anons. Hayır, yuh çekmeden. Yuh çekmeden. O ahmedesi biten soydaşlarımız istediği yere gidebilir. 780 bin kilometre kare yerimize abadedir. Ve tabii bu insanlar geldi. Kim geldi? Casus mu? Değil mi? Gelenlerin içinde 5000 casus var. İsteyen istediği yere gider diyoruz. Nereye veriyoruz? Okul yurtlarını onlara veriyoruz. Okullar açılıyor, başınızın çaresine bakın diyoruz. E başının çaresine nasıl bakacak bu insanlar ya? Bursa'nın park bahçelerinde ahlaksızlığa başlıyorlar. Bu bir montaj videosu değil. Bir montaj videosu değil. Zulme boyun eğmeyenlerin, zorla Türkiye'ye gönderilenlerin, bu topraklara gelen ve bizimle kucaklaşan kardeşlerimiz için söylenen sözlerdir bunlar. Balkanlardan gelen, bugün kucaklaştığımız soydaşlarımızla beraber, hatta Sayın Akşener'in ifade ettiği gayet açık ve net bir şekilde bu toprakların asli sahipleriyle ilgili kullanılan bu sözcükleri hiç kimsenin unutmasını istemem. Hiç kimsenin unutmaya hakkı yoktur ve hiç kimse sandığa gittiğinde de bu sözleri asla ve asla unutma hakkına sahip değildir. Gazi Mustafa Kemal'in iki temel kuralı vardır. İki temel ilkesi vardır. Siyasi ve ekonomik. Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir der. Bayrağımın altında özgürce yaşamak isterim. Hiç kimsenin müdahale etmeyeceği, bağımsızlığıma bir şey söylemeyeceği temel bir kuraldır. İkinci bir kuralı daha var. Savaş meydanlarında kazanılan zaferler ekonomik zaferlerle taçlandırılmazsa ekonomik bağımsızlığınızı kaybedebilirsiniz. İki temel kural. Ekonomik bağımsızlığınız olmadığı sürece siyasal bağımsızlığınızın bir anlamının olmadığını görürsünüz. Ve o nedenle Gazi Mustafa Kemal ekonomik bağımsızlığı başlatmak için olağanüstü çabalar harcadı. Bu ülkede yumurta satılarak şeker fabrikaları kuruldu. Kırıkkale'de entegre savunma sanayi kuruldu. Demir çelik fabrikaları kuruldu. O yoksul ülke demir ağlarla ördü. Hiç kimseye el avuç açmadı. Birisinin kapısına gidip kronometreyi açtırıp hiç kimseyi bekletmedi orada. Ve kendi ülkesinde kendi onuruyla yaşadı. Yoksullukla mücadele etti. Bağımsızlığını ekonomik büyümeyle, ekonomik kalkınmayla perçinledi. Bugün Türkiye'nin ekonomik açıdan büyük sıkıntıları var. Eğer düne kadar hakaret edilen kişinin kapısına gidilip de para dileniliyorsa geldiğimiz bir sorun, yaşadığımız bir sorun var. Ve hepimiz bu sorunun farkındayız. O nedenle sandığa gideceğiz. Oylarımızı kullanacağız ve demokratik yollarla otoriter bir yönetimi değiştireceğiz. Bunu yaptığımız zaman dünya siyaset tarihine çok güzel bir armağan bırakmış olacağız. Çok güzel, muhteşem bir armağan bırakmış olacağız. Bu armağanı bırakmaya hazır mısınız? Hazır mısınız? Hazır mısınız? Bu armağanı el birliğiyle bırakacağız. Ve birlikte bu armağanı
bizim tarihimize de bir miras olarak bırakacağız. Kuşaktan kuşağa büyüyen, kuşaktan kuşağa gelişen, kuşaktan kuşağa itibarı saygınlığı artan bir Türkiye'yi hep beraber yeniden inşa edeceğiz. Hepinize en içten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Bitik meydanlarında söylüyorum ama şimdi de ifade edeyim. Ekrem Başkan'ın güzel bir sözü var. Her şey çok güzel olacak diyor. Yine tekrar edelim. Her şey. Her şey. Her şey. Her şey çok güzel olacak. Sandığa gideceğiz. Oyumuzu kullanacağız. Ve bu ülkede yeniden huzuru, barışı, kardeşliği, sevgiyi yeniden inşa edeceğiz. Hepinize en içten sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum.